Değerli öğretmenler, merhabalar. Hap bilgiler, hap sorular serisiyle devam ediyoruz. Serinin 13. videosundayız. Dilerseniz daha önce yayınlamış olduğumuz 12 videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi öğretim stratejileriyle devam ediyoruz. 1. Sunuş yolu, 2. Buluş yolu, 3. Araştırma inceleme, 4. Tam öğrenme. Bunları bugün işleyeceğiz. Daha sonraki dersimizde öğretim yaklaşımlarını göreceğiz. Yapılandırmacı, proje tabanlı, probleme dayalı gibi. Şimdi sadece bugün sarı yerlerdeki 4 numaralı, ilk 4 numarayı göreceğiz. Buyurun başlayalım. Sunuş yoluyla başlıyoruz. Evet, sunuş yoluyla öğretim ya da Azubel'in anlamı öğrenmesi diye geçer. İkisi de doğrudur. İkisi de sorularda bazen yer yer geçer. Şimdi Azubel'e göre, bu fikri ortaya atan adama göre, olgu, kavram ya da genellemeler öğretmen tarafından düzenlenmiş, organize edilmiş şekilde öğrencilere aktarılmasını temin alır. Yani sunuş yolunda öğretmen öğrencilere konuyu, bilgiyi neyse, o günkü ders neyse onu aktarır. O sebepten dolayı burada öğretmen aktiftir. Şimdi bu öğretim stratejilerinden sadece öğretmenin aktif olduğu strateji budur. Soru da geçer. Öğretmen aktiftir de. Gönül rahatlığıyla sunuş yoluna gidebilirsiniz. Öğretmenin aktif olduğu başka bir strateji yoktur. Yani öğrencinin pasif kalıp da öğretmenin aktif olduğu. Evet, içerik öğretmen tarafından anlamlı bir yapı bütünlüğüne getirilerek genelden özele doğru hiyerarşik bir sırayla sunulur. Genelden özele doğru sunuluyor. Tümden gelin metodu var yani. Evet. Temel özelliklerine bakalım sunuş yolu nelermiş? Öğretmen merkezli bir stratejidir. Yani bu stratejinin merkezinde öğretmen vardır. Öğretmen dersi anlatır. Temel aldığı yöntem tümden gelimdir. Bütünden parçaya, genelden özele doğru anlatım yapılır. Eğer bilgiler iyi düzenlenmişse dikkat, az zamanda çok bilgi kazanılabilir. Sunuş yönteminin yararlarından, avantajlarından bir tanesi budur. Zaman azdır derste. Son bir ay kalmıştır. Bir sürü kitapta konu vardır. En iyi kullanılacak yöntem sunuş yöntemidir. Yani az zamanınız var. Çok da bilgi anlatmanız gerekiyor. Sunuş yöntemi ilaç gibi gelir. Sorular da sorar. Az zamanda çok bilgi kazandırmak için hangisi kullanılır? Sunuş yöntemi. Sunuş yoluyla öğretimde konular işlenirken ardışıklık, aşamalılık bilinden bilinmeyene ilkelerine uygun hareket edilir. Bu nedenle yeni konuları önceki konularla ilişkilendirmesi gerekir. Bunun için de önceki öğrenilenlerin tam olarak öğrenmesi gerekir. Hemen devam ediyorum aynı konuya. Önceki öğrenmelerle yeni öğrenmelerin ilişkilendirmesi amacıyla ön örgütleyici, organize ediciler kullanılır diyor. Şimdi dersin başında öğretmen gelir, herkese birer tane kavram haritası dağıtır. Veya normal bir harita dağıtır veya grafik şema dağıtır. İşte biz buna ön örgütleyici diyoruz. Dersi bir bütün olarak çocuklar görsün. Aslında dersteki kavramları da somutlaştırıyor. Buna ön örgütleyici deniyor. Ön örgütleyicilerin özelliği neymiş, faydası neymiş? Önceki öğrenmelerle yeni öğrenmeleri ilişkilendirmeyi sağlıyormuş. Bu ÖSYM'nin çıkmış sorusudur. Yani öğretmen ön örgütleyici niye sunmuştur? Sunmasının sebebi nedir diyor. Cevap da önceki öğrenmelerle yeni öğrenmelerin ilişkilendirmesini sağlamak diyor. ÖSYM sorusunda. Demek ki sunuş yolunda ön örgütleyiciler önemli. Ön örgütleyici olarak ne kullanabilir? Kavram haritası, şema, grafik bunlar kullanılabiliyor. Dersin hemen başında sunulur. Yani öğrencileri derse güdülemek için, dikkat çekmek için, hedeften haberdar etmek için kullanılır ön organize ediciler. Evet, uygulama aşamalarına bakalım. Bir, ön organize ediciler kullanılır. Zaten bu çok önemli. Uygulama aşamasından soru gelirse muhtemelen buradan ön organize edici sorar. Niçin kullanılıyor? Eski bilgilerle yeni bilgileri ilişkilendirmek için. Ne kullanılabilir? Kavram haritası, şema, resim, ne bulursanız, gazete haberi, karikatür, video, bir hikaye, bir fıkra, güdüleme, dikkat çekme, hedeften haberdar etme vardır burada. Konu tümden gelim yöntemiyle sunulur. Evet. Farklı örnekler sunularak ilke ve kavramlar öğrencilerin bilişsel süreçleri aktif hale getirilir. Sunulan bilgiler özetlenir en sonunda. Evet, burada en önemli kısım birinci kısım, onu unutmayalım. Ön organize ediciler kısmını unutmayalım. Sunular bilgilerini özetleme dedik. Şimdi dikkat, burada iki tane dikkatimiz var. Püf noktamız var. Sunuş yoluyla öğrenmede öğretmen öğrenci etkileşimi yoğundur. Çünkü bu stratejide anlatımın yanında soru cevap, tartışma teknikleri de kullanılır. Öğrenci aktivitesi düşüktür. Yani öğretmen aktiftir, öğrenci aktif değildir ama öğrenci öğretmen etkileşimi yoğundur. Soru da derse ki öğrenci aktivitesi düşüktür. Doğru, öğrenci aktivitesi düşüktür. Ama soru da derse ki öğretmen öğrenci etkileşimi düşüktür. Yanlış olur. Öğrenci ve öğretmen etkileşimi yoğundur. Çünkü soru cevap tekniği kullanılıyor. Tartışma tekniği kullanılıyor sunuş yolunda.
Evet, soru yaparken genelde şıklara, özelime bunları koyar. Niye koyar? İşte der ki aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretimin ilkelerinden biri değildir veya doğru değildir, yanlış değildir diye bir soru koyar. Öğretmen öğrenci etkileşimi düşüktür der. Hayır, yanlış. Öğretmen etkileşimi yoğundur. Sadece öğrenci aktif değildir. Dinler, öğretmen soru sorarsa cevap verir, öğretmene soru sorabilir. Bu şekilde. Püf noktanın ikincisine baktığımızda ön organize edicilerin verilmesindeki temel amaç öğretilecek yeni bilgiye temel oluşturmak. Yani öğretmen sınıfa geldi. Herkese bir tane kavram haritası dağıttı. Amacı ne? Ön organize ediciler veriyor. Niye? Çünkü eski öğrenmişlikleriyle yeni öğrenecekler arasında bağlantı kurmaya çalışıyor. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Sunuş yoluna devam ediyoruz. Şimdi yararları var sunuş yolunun. Bunlar önemli. Sorularda mutlaka karşınıza çıkar. Kısa sürede çok bilgi aktarılır. Sunuş yönteminde öğretmen kısa sürede çok bilgi aktarmak istiyorsa kesinlikle sunuş yöntemini kullanması lazım. Zamanın kısıtlı olduğu durumlarda kullanılır. Zaman az, konu çoksa sunuş yöntemi kullanılır. Kalabalık sınıflar için idealdir. Kalabalık sınıf var. 70 kişilik, 60 kişilik, 40 kişilik. Bu sınıflar için sunuş yöntemi uygundur. Diğer teknikler uygun olmayabilir çünkü zaman yeterli değil. 40 dakikalık ders, 30 dakikalık ders yetmeyebilir. Kalabalık sınıflar için en iyi yöntem sunuş yöntemidir. Zor, soyut ve karmaşık konuların öğretiminde kullanılır. Zor, soyut ve karmaşık konuların öğretiminde kullanılır ifadesi çok sık sorularda gelir. Onu söyleyeyim. Öğrencilerin ön bilgileri yeterli olmadığı durumlarda etkili olur. Bir konuda öğrencilerin ön bilgileri yeterli değilse sunuş yöntemini kullanabilirsiniz. Onlara hemen ön bilgi verebilirsiniz. Dersin girişinde, özetlenmesinde, tekrarında kullanılabilir. Yani bir derste sunuş yoluyla öğretimle başlayıp başka bir teknikle devam edebilirsiniz. Dersin girişinde sunuş yapabilirsiniz. Ya özetlenmesinde sunuş yapabilirsiniz veya tekrarında sunuş yapabilirsiniz. Sonuç kısmında sunuş yapabilirsiniz. İlla dersin hepsinde sunuş yöntemini kullanacaksınız diye bir şey yok. Peki sınırlılıklarına bakalım. Sadece bilgi düzeyi hedeflerin öğretiminde kullanılır. Evet, Bloom taksonomisinde sadece bilgi en alt düzeydeki hedeflerin öğretiminde kullanılır. Bilgi düzeyi ne? Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara gibi. Üst düzey hedeflerde kullanılmaz. Yani uygulama. Bir uygulama kazanım var. Uygulama yapılmasını isteniyor. Siz ona sunuş yöntemini kullanırsanız olmaz. Mesela kazanım diyor ki öğrenci maket tasarlar diyor. Siz gidip de orada sunuş yöntemini kullanamazsınız. Çünkü üst düzey beceriler sunuş yöntemiyle kazanılmaz. Öğretmen anlatıyor. Nasıl çocuk maket tasarlasın? Orada uygulamaya yönelik bir strateji kullanmanız lazım. Evet, yani kazanımla uyguladığımız yöntem, teknik, strateji uyumlu olması lazım. Öğrenci aktivitesi düşüktür. Öğrenci aktivitesi düşüktür ama öğrenci öğretmen etkileşimi vardır. Ezber öğrenmeler gerçekleşebilir. Sıkıcı olabilir bazen çünkü sürekli öğretmen aktif, sürekli öğretmen konuşuyor. Zaman zaman öğrenci sorulara cevap veriyor. Öğrencilerden dönüt almak zor olduğundan hataların düzeltilmesine imkan olmayabilir. Evet. Şimdi az önce geçti ya şeyde üst düzey hedeflerde kullanılmaz diye. Sadece bilgi seviyesindekilere kullanılır diye. Bloom taksonomisi burada. Buyurun buraya aldım. İsterseniz Google'a da yazıp bakabilirsiniz. Ben hemen değinmeyeceğim. Geçeceğim çünkü konumuzla alakası yok. Bloom taksonomisinde bunlar var. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme. Şimdi sunuş yönteminde en etki bilgi düzeyindeki becerilerin kazanılmasında sunuş yöntemi kullanılır. Buluş yöntemi kavramayla alakalıdır. Buluş yöntemi. Araştırma, inceleme, uygulamayla, analizle, sentezle alakalıdır. Şimdi geçeceğiz onlara da. Buyurun hemen geçelim. Buluş yoluyla öğretime geçiyoruz. Bunun da diğer adı örnek kural. Brunner adında bir adam savunuyor. Temel özelliklerine bakalım. Brunner'e göre öğrenci bilgiye kendisi ulaşmalı ve bilgiyi keşfetmelidir. Burada öğrencinin bilgiye adım adım keşfetmesi sağlanıyor. Biraz sonra bir örnek var, onu da göreceğiz. Öğretim sürecinin merkezinde öğrenci vardır. Buluşta öğrenci var, sunuşta öğretmen var. Öğretmen sunuyor orada. Buluşta öğrenci merkezde. Öğrenci buluyor çünkü. Kural ya da bilgi yapısını keşfeden öğrencidir. Öğrenci örnekleri inceler, deney yapar, ilke ve tanım genellemelere kendisi ulaşır. Öğrenciye örnek sunuluyor burada. Öğrenci örneklerden ilke, tanım ve genellemelere ulaşıyor. Burada tümevarım yöntemi kullanılıyor. Çünkü küçük küçük adımlarla en genele ulaşacağız. Biraz sonra örneğimiz de var. Bu yaklaşımda öğrenciyi buluşa götürmede sorular ve örneklerden yararlanılır. Bakın bu yaklaşımda öğrenciyi bir buluşa götüreceğiz, bir hedefe götüreceğiz, bir genellemeye ulaştıracağız. Orada sorular ve örneklerden yararlanacağız. Öğretmen gerektiğinde ipucu ve dönütler verebilir öğrenciye burada. Yani öğretmen rehber,
çocuğa sadece buldurmayı sağlıyor. Öğretmen öğrencilerin merak duygusunu uyandıracak bir problemle derse başlar. Bu yaklaşım belli bir problemle ilgili verileri toplayıp analiz ederek sonuca ulaşmayı sağlayan öğrenci etkinliğine dayalı güdüleyici bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın en önemli özelliği öğrencinin öğrenme güdüsünü artırmasıdır. Buluş yoluyla öğretimde öğretmenin görevi sunmak değil, daha çok öğrencilere bilgileri buldurmaktır. Diğer bir ifadeyle öğrenciye rehberlik ederek, onu yönlendirerek, ona deneyimler yaşatarak onun bilgilere, genellemelere ve ilkelere ulaşmasına yardım etmektir. Biraz sonra çok güzel bir örnek var, orada daha iyi oturacak. Öğretmen dersin başında çözüm ya da sonucu vermez. Zaten çözümü verse çocuk nasıl bulsun? Buluş yöntemi olmaz. Çözüm ya da sonuca giden öğrencidir. Öğretmenin dersin başında sonucu da çözümü söylemezse bu stratejinin etkisini ortadan kaldırır. Çocuğun güdülenmişliğini, merak duygusunu, ilgisini zedeler. Öğrencinin kavrama ulaşması için ön bilgilerinin olması gereklidir. Şimdi öğrenciye biz sıfatlar öğreteceğiz ama sıfatlarla ilgili örnekler veriyoruz. Öğrenci sıfatı bilmesi lazım, zamiri bilmesi lazım işte. Zarf fiili ya da az çok o kavramları bilmesi lazım ki genellemelere ulaşabilsin. O yani temel bilgilerin ya da ön bilgilerinin olması lazım. O nedenle daha çok kavrama düzeyindeki hedeflere uygundur. Yani bilgi düzeyindekine değil, kavrama düzeyindeki hedeflere uygundur. Öğrencinin sezgisel düşünmesini gerektirir bu yöntem. Sezgisel düşünme vardır. Merak ediyoruz ya. Şimdi uygulama aşamalarından daha iyi anlayacağız. Buluş yoluyla dersini işlemek isteyen bir öğretmen, öğretmenin ilk önce örnekler sunmasıyla başlıyor ders. Yani şöyle bir örnek sunmuş. Ayşe sarı uzun etek giydi. Altı çizili kelimenin işlevi ne düşünün demiş öğrencilere. Yani örneği tahtaya yazıyor. Ayşe sarı etek giydi. Sarının altını çiziyor. Diyor ki altı çizili kelimenin işlevi nedir düşünün bakalım çocuklar diyor. Sonra ikinci adımda öğrencilerin örnekleri açıklamasını istiyor. Yani örnekler açıklatıyor işte. Sarı etek, uzun etek gibisi. Bunlar ne işlevi var? Kelimeler renk ve uzunluk bildiriyor diyor öğrencilerde. Sarı renk, uzunluk da uzun etek uzunluk bildiriyor diyor. Üçüncü aşamada öğretmenin ek örnekler vermesi gerekiyor. Başka örnekler, zeki kadın, uzun adam gibi. Biz burada öğrencilere sıfatı buldurmaya çalışıyoruz. Sıfatı öğretmeye çalışıyoruz, tamam mı? En baştan sarı uzun etek. Nasıl etek? Sarı uzun etek. Sıfat. Altı silimek kelimeyi işlevi ne diye düşünün diyor öğrenci. Birinci adım bu. Sıfatı bulduracağız ya. Kelimeler renk ve uzunluk bildiriyor diyor çocuklar. Sonra öğretmen ek örnek veriyor onlara. Zeki kadın uzun adam diye. Öğrenciler ek örnekleri açıklaması isteniyor. Analiz eder. İsim niteliği söyler. Yani çocuklar der ki hocam öğretmenim sizin verdiğiniz kelimeler isimleri niteliyor. İsimlerin önüne geliyor ve isimleri niteliyor. Daha sonra öğretmenin örnekleri zıt örnekler vermesi istenir. Yani doğru örnek ve zıt örnek. Ya da yanlış örnek ve doğru örnek vermesi istenir. Yüksek bina hızlı koşuyor. Şimdi yüksek binanın yüksek olduğunu nitelediği için sıfat. Hızlı koşuyor sanırım zarf fiildi. Fiili nitelediği için. Orada sıfat yok. Yani öğrenciye örnek olan ve örnek olmayan durumlar birlikte verilir. Öğrenciden bu zıt örnekleri karşılaştırması isteniyor 6. adımda. Örnek olanlar öğrenciler söylüyor diyor ki işte yüksek binadaki yüksek sıfat ama hızlı koşuyordaki hızlı sıfat değil zarf gibisinden öğrenciler öğretmene cevap veriyor. Sonra bir sonraki adımda sıfatların isimleri nitelediği genellemesine ulaşılıyor. Sıfatların isimleri genellemesine ulaştıktan sonra da öğrenciler örnek veriyor. Mesela öğretmenin biz sıfatlar isimleri niteliyor. Bir tane de biz örnek vermek istiyoruz. Nedir? Kırmızı elma. Bu şekilde bir ders çocukların ön bilgilerinin olması lazım. Sıfatın ne olduğunu bilmeleri lazım. Zamirin, zarfın, fiilin, ismin ne olduğunu az çok bilmeleri lazım ki buna uyabilsinler. Evet, çok zaman gerektiriyor. Yararlarına bakalım önce. Yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağladığından kalıcı öğrenme sağlar. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. Kavrama ve üst hedef düzeyler için uygundur. Bu arada bir şeyi fark etmişsinizdir. Biz tümevarım yöntemini kullanıyoruz burada. Yani adım adım genele gidiyoruz burada. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. Kavrama ve üst hedef düzeyleri için uygundur. Sınırlıkları zaman alır, maliyeti yüksektir. Ön bilgileri yoksa amaca ulaşmaz. Yani öğrencilerin ön bilgileri yoksa amaca ulaşmaz bu. Karmaşık bazı konulara sonuca ulaşmayabilir. Olgu öğretiminde etkili değildir. Bunun gibi de sınırlıkları vardır. Buluş yöntemini şöyle bir özetlemek gerekirse, öğrenci bilgiye kendisi ulaşır, öğretmen rehberde sadece öğrencinin bulması için dönütler verir, öğrenciyi güdüler, öğrenci
özelden genele doğru tüme varım yöntemiyle öğretmenin rehberliğinde genellemelere ulaşır. Evet, kavrama ve üst düzey hedefler için uygundur diyoruz. Geçelim araştırma, inceleme yoluyla öğretim stratejisine. John Dewey'in savunduğu bir strateji. Öğrenci merkezlidir. Zaten John Dewey'i görünce öğrenci merkezli olduğunu hemen her yerde anlamamız lazım. Yapılandırmacılıkla da karşımıza çıkacak. Öğrenci merkezli bir stratejidir. Öğrenci etkinliklerine dayalı bir problem çözme sürecidir. Yani problem çözmeyle çok benzerdir bu. Biraz sonra göreceğiz. Strateji genel yol demektir. Yaklaşım onun biraz daha özeli. Teknik yöntem de zaten en özeli demektir. Öğrenci etkinliklerine dayalı bir problem çözme sürecidir diyoruz. Öğretmenin görevi uygun araştırma problemini belirlemektir. Yani araştırma inceleme yönteminde stratejisinde öğretmenin görevi nedir? Uygun araştırma problemini belirlemek. Şimdi burada daha çok sorular şöyle geliyor. Şu tip soruyu çok gördüm. İşte araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisini kullanan bir öğretmen işte problem belirlerken neye dikkat etmelidir? Evet, bu çok yapıldı bu soru. Gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemler olmalıdır. Problemler merak uyandırmalıdır. Birden çok çözüm olmalıdır. Bu üç nokta önemli. Yani inceleme yoluyla öğretim stratejisini kullanan bir öğretmen problem seçerken neye dikkat etmeli? Kesinlikle kurgulanmış problem değil de gerçek hayatta karşılaşabilecek bir problem olması lazım. Merak uyandırmalı, birden çok çözümü de olmalı problemin. Bu soru olarak yapılıyor. Bu strateji öğrencinin problem çözme becerisini kullanarak bilimsel yöntem sürecini izlemesi gerekir. Aslında araştırma incelemede öğrenciden öğrenmesi istenilen şey şu. Problem çözme becerisini kullanarak bilimsel yöntemleri kullanmasını öğreniyor. Öğrenmesini istiyor. Yani araştırma inceleme şunu istiyor öğrenciden. Bilimsel yöntemleri kullanmayı öğren. Bu stratejide öğretim öğrenci etkinliklerine dayalı bir problem çözme sürecidir. Yani öğrenciye bir problem verilir. Öğrenci bilimsel yöntemleri kullanarak o problemi çözer. Öyle derse araştırma inceleme. Bilimsel yöntemleri kullanarak bir problemi çözüyorsa öğrenci araştırma inceleme yöntemidir. Stratejidir. Amaç içeriğin aktarılması değil. Öğrencilerin araştırma ve problem çözme yönteminin farkında olması ve onu gerektiğinde kullanmasıdır. Bu stratejinin kullanabilmesi için konunun hedef davranış boyutu en az uygulama ve daha üst düzeyde olması lazımdır. Yani bir kazanım var. İşte diyor ki Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara'da. Siz burada araştırma incelemeyi kullanamazsınız. En az uygulama gerektiren bir şey lazım. Dolayısıyla üst düzeyli zihinsel süreçlerin uygulama, analiz, sentez geliştirilmesine en etkili stratejilerden birisidir. Bu strateji sadece sınıf içerisinde değil aynı zamanda laboratuvar, atölye ve okul dışı doğal ortamda da kullanılabilir diyor. Yararlarına bakalım. Öğrencilerin bilimsel, problem çözme, yaratıcı, eleştirel gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. Üst düzey hedeflerde kullanılır. İletişim, sorumluluk alma, kaynaklara ulaşma becerisini kazandırır. Maliyeti yüksektir, zaman alır, kalabalık sınıflarda uygulanmaz. Hangi birisini kontrol edeceksin? Ön koşullu öğrenmeleri eksik olan öğrencilerde uygulanması zordur. Yani bir konuda bilgisi yoksa çocukların hadi araştırma inceleme yapın demek kolay olmuyor. Ya da deney yapmak. Her yaş ve her hedef düzeyi için uygun değildir. Öğretmen sınıf yönetiminde zorluk yaşayabilir. Tam öğrenme stratejisine bakalım. Bloom'un tam öğrenme yaklaşımı var. Şimdi bu temel özellikleri şu. En basit soru şekli şöyle gelir. Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretemeyen öğretmen vardır. Görüşünü savunan yaklaşım strateji hangisidir der. Ya da her öğrencinin öğrenebileceğini savunan yaklaşım der. Bu tam öğrenme modeli. Şimdi Bloom diyor ki her okulda ve sınıfta hızlı öğrenenler var, yavaş öğrenenler var. Her öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine göre öğretimin yapılmasını, her öğrenciye ihtiyacı olan öğretim zamanı ve nitelikli öğretme hizmeti sağlanırsa her öğrencinin öğrenebileceğini ve okulda tüm öğrencilerin başarılı olacağını savunur. Yani bu adam diyor ki Bloom tam öğrenme modelinde bütün öğrenciler öğrenir diyor. Öğretemezse öğretmen suçludur diyor. Çünkü öğrencilere yeterli zamanı vermemiştir. Ya da onun ihtiyacı olan ek öğretim hizmetlerini sunmamıştır diyor. Geri dönüp pekiştireç, katılım bunun gibi şeyleri sunmamıştır diyor. Yani soru yaparken birincisi şöyle yapıyorlar tam öğrenme modelini. Daha çok
Gerekli koşullar sağlandığında bütün öğrencilerin öğrenebileceğini savunan yaklaşım hangisidir derler. Ya da öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretmeyen öğretmen vardır derler. Bunun gibi. Ya da uygun koşullar sağlandığında tüm öğrenciler öğrenir derler. Ya da her okulda ve her sınıfta hızlı öğrenenler, yavaş öğrenenler vardır. Süreci buna göre ayarlarsan bütün öğrenciler öğrenir derler. Yani burada tam öğrenme modelinde bütün öğrencilerin öğrenebileceğini savunuyor Bloom. Her öğrenci öğrenir diyor. Yeter ki koşulları ona uydurun diyor. Bakalım, öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır sloganı da bunlara ait. Evet, şimdi Bloom diyor ki çocukların ya da öğrencilerin değiştirilemez özellikleri vardır. Zekasını değiştiremezsin. Yeteneğinin, işte genel yeteneğini değiştiremezsin. Öğrencilerin kişilik özelliklerini, ailelerinin ekonomik durumlarını değiştiremezsin diyor. Ama bazı durumlar değiştirilir diyor. İşte diyor, sen bu değiştirilebilen durumlara odaklan okulda diyor. Nedir? Ön öğrenmeler. Yani çocuğun hazır bulmuşluğu, derse karşı ilgisi, tutumu, başarı inancı. Bunların hepsi değiştirilebilir diyor. Okullarda değiştirilebilir özelliklere çocukların odaklanmak lazım diyor. Şimdi içeriye doğru yavaş yavaş geçelim. Tam öğrenme modelinde her ünite, her birim ünitelere ayrılmıştır. Yani bir konu ünitelere ayrılmıştır. Bir ünite öğrenilmeden diğer üniteye kesinlikle geçilmez. Her ünite sonunda izleme testi yapılır. 4 numaraya dikkat lütfen. Her ünite sonunda bir test yapılır. Şimdi ünite anlatılır. Öğretmen üniteyi işler öğrencilerle beraber. Hepsine yeterli zamanı verir. Ders işlenir, ünite biter, öğretmen öğrencilere bir izleme testi yapar. Yani ne kadar öğrenmişler diye bir izleme testi yapar. Bakın, bu izleme testlerine not vermek amaçlı değildir. Ne öğretilmiş, kim ne kadar öğrenmiş diye bir izleme testi yapar. O izleme testinde başarılı olanlara zenginleştirilmiş öğretim etkinlikleri verir. Başarısız olanlara tamamlayıcı ek öğretim etkinlikleri verilir. Şimdi bunlara bakalım adım adım ne olduğuna. Tam öğrenme yaklaşımının uygulama basamaklarına bakalım. Öğrenme birimlerin üniteler şeklinde belirlenmesi yapılıyor ilk. Önce üniteler şeklinde belirleniyor öğrenme birimi. Mesela diyelim ki modül 1'i biz ünite ayırdık. Ünitenin hedef davranışlarının belirlenmesi, ulaşacak hedef davranışlarının standartının belirlenmesi. Bu arada tam öğrenme modeli de başarılı olmak için işte %70'ini geçmek gerekiyor. Soruların veya sınıfın %70'inin öğrenmesi lazım gibi. Size sorulan soruların %70'ini geçmeniz gerekiyor. Baraj 70 yani. Aynı öğretmenlik kariyer basamakları sınavındaki gibi. Tam öğrenme modelinde de baraj 70. Kesinlikle diyor, 70'in altında alanlar başarısız sayılıyor. Onlara şimdi ne yaptıklarına geleceğim. Ön koşul öğrenme düzeyinin belirlenmesi, varsa ön koşul öğrenmeler eksiklerin giderilmesi ve daha hemen şey yapıyor. Derse başlamadan önce çocukların ön koşul öğrenmelerine bakıyor. Yani hazır bulunuşluklarına bakıyor. Hazır bulunuşluklarında bir sıkıntı var mı? Derse karşı tutumlarında bir sıkıntı var mı? Onlar varsa hemen gideriliyor. Öğretim ünitesinin işlenmesine geçilmesi, sonra etkinliklere geçiyorlar. Ders anlatma yaşanıyor. Üniteye de konu öğretim bittikten sonra izlemeye dönük değerlendirme. Yani formatif değerlendirme ya da izleme test dediğimiz test yapılıyor. Üniteyi bitiriyoruz. Her ünitenin sonunda mutlaka test yapılıyor. İşte bu test sonucunda istenilen öğrenme standardı yani 70'e ulaşamayan öğrenciler için tamamlayıcı ek öğretim etkinliklerinin yürütülmesi yapılıyor. İstenilen şu: 70 ve üzeri. 70'e ulaşamadın. 70'e ulaşamayanlara ayırıyorlar. 70'e ulaşanlara 70'e ulaşamayanlarla ulaşanlara ayırıyorlar. 70'e ulaşamayan öğrenciler için tamamlayıcı ek öğretim etkinlikleri yapıyorlar. Yani konular bir daha anlatılıyor. Gerekli yerler bir daha vurgulanıyor. Ama 70'ten yukarı almış çocuklar var sınıfta diyelim. Bir kısmı da 70'ten yukarıda almıştır. İşte onlar için de zenginleştirilmiş öğretim etkinlikleri yapılıyor. Evet. Sınıftaki tüm öğrencilerin istenen öğrenme standardına ulaşmasından sonra bir sonraki üniteye geçilir. Tam öğrenme modeli tam olarak budur. Yani 70 barajı var. 70 barajın üstüne herkes çıkarmaya çalışıyor. Tamamlayıcı öğretim etkinlikleri dedik ya az önce. Tamamlayıcı öğretim etkinlikleri bu. İşte özel ders, ev ödevi, eğitsel oyunlar. Bunlar tamamlayıcı öğretim etkinlikleri. Tam öğrenmenin 3 temel değişkeni vardır. Bunlar yerine getirilmesi gerekir. Şimdi öğrenci nitelikleri. Bilişsel giriş davranışları, duysal giriş davranışları. Öğretim hizmetinin niteliği. Pekiştirme, ipucu, dönüt, düzeltme. PIDE diyebiliriz buna. Öğrenme ürünleri, duysal ve girişler. Şimdi bunlara tek tek bakacağız neymiş. Öğrenci niteliği. En baştaki bir. Neymiş bakalım. Bilişsel ve duysal olarak ikiye ayırmışız. Yani derse başlamadan ya da üniteyi öğrenmeye başlamadan çocuğun bilişsel giriş davranışları şunlardır.
Bilgi, beceri ve yetenekleri. Ön koşul bilgileri. Yani çocuğun hazırlanışlar. Çocuğun o konudaki bildiği şeyler. Okuduğu kitaplar. Dinleme becerisi. Problem çözme becerisi. Bunlar bilişsel girişler arkadaşlar. Adı üstünde bilişsel. Duyusal giriş de daha çok ilgi, tutum, özbenlik, öz saygıyla alakalı. Yani duygu durumuyla alakalı diyebiliriz duyusal giriş davranışlarına. Bilişsel giriş davranışları da akademik becerilerle daha çok ilgili. Şöyle bir soru gelebilir. Daha önce görmüştüm. İşte aşağıdakilerden hangisi öğrenci niteliklerinden duyusal giriş davranışlarıyla ilgilidir? Ya da öğrencinin derse karşı tutumunu anlatmış paragrafta hangisiyle ilgilidir diyor. Duyusal giriş davranışlarıyla ilgilidir tam öğrenme modelinde. Yani çocuğun derse karşı dersi sevmiyorsa, derse ilgisi yoksa duyusal giriş davranışlarıyla ilgilidir. Çocuğun orada bir düzenlemeye ihtiyacı vardır. Evet, öğretim hizmetinin niteliği. Şimdi öğretim hizmeti yapılırken, bak derse başlamadan çocuğun bilişsel giriş araçlarına baktık. Çocuğun bilgisi ne, o dersle ilgili ön koşul öğrenmeleri ne, beceriler ne, onları biliyoruz. Yeterliyse derse geçeceğiz. Duyusal giriş araçlarına bakıyoruz. Çocuğun ilgisi, tutumu, özgüveni nasıl? Yeterliyse derse geçiyoruz. Yeterli değilse bunları düzeltmemiz lazım. Derse geçtik. Öğretim hizmetine bakıyoruz. Öğretim hizmetinin niteliğini nasıl artırırız? İşte pide ile pekiştirez, ipucu, dönüp düzeltme, etkin kadar. Yani çocuklara pekiştireç vermemiz lazım. Bazı yerlerde ipucu vermemiz lazım. Hemen dönüp de düzeltme vermemiz lazım. Yani geri bildirim vermemiz lazım. Bir de çocukların etkin katılmasını sağlamamız lazım. Bunların hepsinin açıklaması var. Uzun uzundu. Ben almadım. Biliyoruz diye. Tekrar ediyorum. Çocuklara pekiştireç vermek lazım. İpucu vermek lazım. Dönüp düzeltme yapmak lazım. Etkin katılımlarını sağlamak lazım. Sonra öğrenme ürünleri. Artık öğrenme ürünleriyle ilgili bir soru görmedim ben henüz. Öğrenmenin düzeyi iyi, orta, kötü diyebilirim. Öğrenme çeşidi. Yani öğrenme ürünleriyle ilgili pek bir soru olacağını sanmıyorum. Hemen geçelim. Şimdi hap sorumuza bakalım. Zaman 26 dakika olmuş. Hemen bitirmek için hızlı hızlı konuşuyorum. Buna göre aslı öğretmen hangi öğrenme yaklaşımı ya da stratejisini savunduğu söylenebilir diyor. Aslı öğretmene bakalım. Aslı öğretmen her öğrenciye ihtiyacı olan ek öğretim zamanı ve nitelikli öğrenme hizmeti sağlanırsa her öğrencinin öğrenebileceğini ve okulda tüm öğrencilerin başarılı olacağını savunur. Yani diyor ki aslı öğretmen, öğrenemeyen öğrenci yok, öğretemeyen öğretmen vardır diyor. Çocuklara gerekli koşullar sağlanırsa çocuklar öğrenir diyor. 70 barajını aşan işte aşmamızı savunacak gene 70 bütün herkesin 70 lira almasını savunacak gibi. Hangisiymiş bakalım. Cevabımız A şıkkı tam öğrenme modeli tabii ki. Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretmen öğretmen vardır. Yeter ki koşulları uygunlaştırın diyor Bloom. Koşulları uygunlaştırırsanız bütün öğrenciler öğrenir diyor. Tam öğrenme modeli ile ilgili dediğim gibi bu şekilde soru gelir. En basit soru tarzı bu. Genelde bu tarzda geliyor. Yine aslı öğretmenin devam edelim. Buna göre aslı öğretmen hangi öğrenme stratejisini kullanması gerekiyor? Aslı öğretmen şöyle düşünüyormuş. Aslı öğretmen kalabalık sınıflarda derse giriyorum. Kısa sürede çok bilgi aktarabileceğim bir strateji kullanmalıyım. Kalabalık sınıflarda işe yaramasını istiyor. Kısa sürede çok bilgi aktarabileceği bir strateji kullanmasını istiyor. Evet. Kısa sürede çok bilgi ve kalabalık sınıflar. Hemen aklımız neye gitti? Sunuş yoluyla öğrenmeye gitmiş olması lazım. Evet, sunuş yoluyla öğretimde kısa sürede çok bilgi aktarılıyordu. Zamanın kısıt olduğu durumlarda kullanılıyordu. Kalabalık sınıflar için de idealdi. Zor, soyut ve karmaşık konuların öğretiminde kullanılır. Dikkat! Az önce unuttum söylemeyi. Yazmamışım da buraya. Herhalde yazmadım. Hemen belirtiyorum. Sunuş yoluyla öğretim, ilk öğretim 5. sınıftan sonra kullanılır. Niye? Çünkü çocuklarda soyut düşünme becerisi yavaş yavaş o yaşlarda gelişiyor. Soyut düşünme becerisi 5. sınıftan sonra geliştiği için soyut konular ve karmaşık konulara sunuş yolunda kullanıldığı için daha çok 5. sınıftan sonra kullanılması uygundur deniyor. Kaynağımızda da bu şekilde yazıyor. Evet, dersimizi beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok makbule geçer. Teşekkür ederim. İyi günler.